Günaydın. Günaydın. Evinde rende bile olmadığının farkında mısın? Farkındaydım da. Ben evimde bunlar da yok sanıyordum. Sabah erkenden uyandım, alışveriş yaptım ve bize kahvaltı hazırladım. Nasıl? Güzel. Bu arada hadi hadi, senin de elin boş kalmasın. Sen de şu salatalıkları doğra bak. Şu kısmı salatalar için ayırdım. Aa. Bu arada mantarlı omlet yaptım ama sever misin bilmem. Sana kimsenin bilmediği bir sır vereyim mi? Gönder gelsin. Benim en sevdiğim omlet mantarlı olan. Çok teşekkür ederim bu büyük sır için. Böyle büyük sırlar karşı tarafa da bir sorumluluk veriyor. Şimdi senin de kimsenin bilmediği bir sırrı benimle paylaşman lazım. Benim bir sırrım yok. Uf. En sevdiğim. Benim bir sırrım yok. Bayılırım bu cümleye. Bakalım beğenecek misin? Kesin beğeneceğim. Evet, dinliyorum. Ne? Peki o zaman ben sorayım sana. Elif'in saç fırçasını neden aldın? Nasıl? Elif'in odasına da mı kamera koydunuz? Soruma cevap verir misin? Elif'in saç fırçasıyla ne işin var? Çok sevdim aldım falan onları yemezler biliyorsun. Ece, bana güvenebileceğini sen de çok iyi biliyorsun. Eğer öyle olmasaydı dün gece korkmuş halde çalacağın kapı burası olmazdı. Lütfen. Benim bir kardeşim var, Elif yaşlarında. Elif benim kardeşim olabilir. Yetimhanedeyken bizi ayırdılar, onu birisi evlat edindi. Ben de yıllardan beri onu arıyorum. Sen de Elif mi diye DNA testi yaptırmak istiyorsun. Peki sana Elif olduğunu düşündüren ne? Bir dakika, bir dakika. O kasadan aldığın yüzük. Onun Elif'le bir alakası var mı? Sen gerçekten zeki bir adamsın. Benim bir ipucum var. Yani... kardeşim. Bebekliği. Bu da... kardeşime evlat edinen aile ve o yüzük. O yüzük, o ipucu beni en sonunda... Korallara götürdü. Aynen öyle. Sen aylardır Elif'e ulaşabilmek için mi Hilal'le arkadaşlık ediyorsun? Ev kale gibi korunuyor biliyorsun. Kaleyi içten fethetmek gerekiyordu. Ben de senin yaptığın gibi içten fethettim, Hilal'le arkadaş oldum. Gerçi seninkisi biraz daha farklı ama neyse. Senden harika bir ajan olurdu. Gerçekten. Yani yalancılığın, dikbaşlılığın, laftan anlamazlığın, en önemlisi hırsızlığını saymazsak. Beni övüyor musun, yeriyor musun? Gerçekten anlamıyorum. Ancak bir gerçek var. Dünyanın sayılı aşçılarından bir tanesisin. Sağ ol. Onur, ben hırsız olmasaydım kardeşimi asla bulamazdım. Tamam? Mesela ne yaptın, ne ettin kardeşine ulaştın? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Elif benim kardeşim, emin değilim. Yani heveslenmek istemiyorum. Ona da bir şey söylemedim doğal olarak, psikolojisi bozulmasın diye. Yani emin olmam için yapmam gereken tek bir şey var. Onu da biliyorsun. Sana yardım etmemi ister misin? Ne? Sana yardım etmemi ister misin? Nasıl? Gerçekten mi? Hı hı. Nasıl? Yani ben testin daha hızlı çıkmasını sağlayabilirim. Malum. Ama sen gerçekten yapar mısın bunu?
senin için yaparım. Sağ ol. Peynir al. Yemekler soğumasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.